Ya Benimle, bana yakın yaşta bir arkadaşım var 39 yaşında e, ama e, aslında baktığınızda böyle çok e, kilolu değil, biraz balık etti diyebiliriz ama en son bir e, sağlık e, rahatsızlığı ile ilgili genel bir check-up gibi bir yaptırmış. yaptırmış. E, kolesterolü çok yüksek çıkmış, yağlanması çok yüksek çıkmış, karaciğer yağlanması çıkmış evet. ve kişinin de aslında kendiyle ilgili problemi aynen bu anlattığınız gibi göbek bölgesi bel çevresi, bacakları evet. ince... Ama pantolonlar şeyler bu yüzden sırf böyle düz uzun giyiyor. Sonra öğrendi ki yani kimse ona kilolusun demiyor ama bu yaşta karaciğer yağlanması, kolesterol falan ne kadar tehlikeli öyle değil mi? Kesinlikle. E, bunu sağlık beslenme e, sistemiyle düzeltebiliyor muyuz? Düzeltebiliriz tabii ki de. Şimdi bu kişide demek ki be, yani arkadaşınızda belki bel çevresi yağlanması mevcut. Evet. Bel çevresi yağlanmasının birçok e, şey var, sebebi var. Birincisi e, yaşı kaynaklı gelmiş olan bir yağlanma olabilir. İkincisi aileden bir genetik yatkınlığı var olabilir. Üçüncüsü beslenme tarzı, dördüncüsü de sedanter yaşam diyebiliriz aslında hareketsizlik hmm. ve beslenme Oturarak şekli bir kişinin beslenmesinde yaptığı diyette yağ oranı yüksek mi protein oranı yüksek mi karbonhidrat oranı yüksek mi bu aldığı kalorinin oranları aslında kişinin yağlanmasının bir etki yani bir sonucudur diyebiliriz. Yani beslenme tarzı belki normal aldığı kaloride de Kompleks karbonhidrat dediğimiz iyi karbonhidratları almıyorsa, protein oranını dengelemiyorsa, yüksek karbonhidratla besleniyorsa yine aynı kaloriye olabilir. Yine kilo olarak aynı görüntüye sahip olabilir ama bel çevresi yağlanması yüksek olur. Bel çevresi yağlanması da maalesef ki maalesef kronik hastalıkların ciddi bir şekilde kapısını çalan bir etken. Hı hı. Burada insülin direnci önce organ çebsi evet. yağlanması. Şimdi bizim normalde tuttuğumuz zaman deri altımızda bir subkutan yağlanma diyoruz. İki tip yağlanma var. Bu deri altında bütün cildimizin altındaki yağ aslında vücut için faydalı. Dış ısıya vücudu ulaştı şey yapan, dengeleyen yağ dokusu önemli. Burada bir takım, bir takım hormonlar, vitaminlerin e, depolanması hormonların salınması gibi durumlar da söz konusu. Yani yağ biçim, bizim için gerekli. Fakat bu subkutan yağ ve karın içinde organ çevresini saran abdominal yağ, iyi beslenmediğimiz zaman, aileden genetik yatkınlık varsa, çocukluk çağı o varsa ne oluyor? Artıyor. E, hiperplezik olarak sayıları çocukluk yaşlarında artıyor. O zaman karın içi yağ, abdominal yağ, organ çevresini çok sardığı zaman da artık insülin salınımı artıyor, vücutta bir inflamasyon başlıyor, koroner artıyor hastalıkları tetikleyebiliyor, hipertansiyon tetikleyebiliyor. Bir bakıyoruz iç yağlanmamız birçok organın, organın yağlanmasıyla beraber birçok hasara sebep olabiliyor. Yani deri altı yağ dokusu evet önemli. Onun da artmasını istemeyiz ama organ içi yağlanma, bel, bel çevresi yağlanması hastalıkları tetiklediği için oraya çok daha dikkat etmek gerekiyor. Ya şöyle bilinen bir yanlış da var. Şu anlattığınızla yanlış diyorum onu. E, doğumlar sonrasında her kadının karın ve bel bölgesi yağlı olur ve orada onlar kalır gitmez diye. Bu gerçek mi? Ne güzel bir şey dediniz. Bakın fizyolojik olarak gerek e, aslında elzem olan bir yağlanma sürecinde bizler kadınlar yaşayacağız. İlk başta ne zaman yaşayacağız? E, Yaş arttık da yaşayacağız. Biz e, kadınlar olarak bir jinoid obeste dediğimiz elma tipi, yani evet. basan kalça obezitesine yani yağlanmasına sahibiz. burada işte bazı lipoprotein protein, lipaz gibi böyle bazı enzimler aktif olarak çalışıyor. Ama erkeklerde de androjenik bir yağlanma var. Biliyorsunuz göbek. erkeklerde göbek çevresi, armut tipi yağlanma diyoruz. Şimdi bizim yaşımız arttıkça bu elma tipi yağlanmamız armut tipine dönüyor. Bu fizyolojik. Bunu maalesef değiştiremiyoruz. Bir ikincisi de az önce değindiğiniz konu emzirme dönemi, gebelik dönemi. Gebelik döneminde vücudumuz hem bebeğin bebeğin yeterli enerjiyi sağlaması için, dokuları yeterli tutmak için ve vücudu emzirmeye hazırlamak için bir takım yağları fizyolojik olarak depoluyor. Bu özellikle hani bel kalça bölgesi dediğimiz dokularda daha çok depolanıyor. Yani vücut emzirmeye kendini hazırlıyor. Yani orada alınan bir kilo var mı? Var ya normal de önerdiğimiz 9-12 kilo evet. bu aslında gereksinim. Ama eğer gebelik döneminde çok kontrolsüz kilo aldıysa ve aşırı yağlandıysa bu artık emzirmede ona artı bir fayda sağlamayacak. Sadece emzirme döneminde tabii ki de e, yani kilolu bir süreç olduğu için belki o kişiyi bedensel mutsuz eder, ruhsal anlamda etkileyebilir diyebiliriz. Yani o dönemde alınan yağlanmanın belirli bir noktası var. O yüzden gebelikte bile belki yönetemiyorsa kişi kendini... Bir diyetisyen beslenme uzmanı ile o süreci daha iyi yönetebilir diye düşünüyorum. Yani öyle çizerim. bir kader yok. Kesinlikle ee, yok. İstenilirse bunlar verilebilir. Evet.